Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere devletin B planını anlatacağım. Şimdi nereden çıktı bu devletin B planı demeyin. Zira siyasette enteresan şeyler oluyor. Dengeler değişiyor mu? Neden Özgür Özel hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sayın Devlet Bahçeli ile görüştü? Bu görüşme trafiğinin sebebi ne? Bunlarla ilgili çok sayıda spekülasyon yapılıyor. Yani bazıları farklı alanlara çekiyorlar. Acaba Özgür Özel neden kıymete bindi? Neden devletin zirvesi sürekli özgür özelle konuşmak istiyor, tartışmak istiyor? Ya da bu diplomatik trafik niye? Bu siyasi trafik niye? Bununla ilgili sizlere çok çarpıcı bilgiler derledim. Onları sizlere aktaracağım. Çünkü değerli dostlar bazıları bunun siyasi çerçevede normal hareketler olduğunu yani görüşmelerin normal olduğunu ifade ederken bazı çevreler bunun altında çok farklı şeyler arıyorlar. Derin şeyler arıyorlar. O derin söylemler nedir? Gerçekte bunun perde arkasında ne var? Size onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu ifade edeyim. Değerli dostlar, siyasi hayatta gerçekten de gerginlik istemiyor isek, gerçekten de toplumun kutuplaşmasını istemiyor isek, muhalefet ve iktidar oturup sorunlar hakkında konuşabilmeli. Yani bir araya gelerek Türkiye'nin önemli meselelerini birlikte konuşup halletmeleri gereken bir şey. Bu da normaldir esasında. Tabi yıllarca bu derin ayrışma, bu derin kutuplaşma olduğu için insanlar bu tür işte e, siyasi trafikten bir takım anlamlar çıkarıyorlar doğal olarak. Fakat bu sefer biraz durum farklı. Onu da üzerine basa basa söyleyeyim. Çünkü devlet gerçekten de bir B planına hazırlanıyor. Şimdi konuştuğum, görüştüğüm ve kulisini aldığım bilgiler bu. Bazılar da şöyle diyor. Efendim işte bunlar 2030 yılına küresel anayasa hazırlayacaklar. İşte devleti küreselcilere teslim edecekler vesaire filan. Bu tür iddialar da var. Bunlar doğru mu yanlış mı bunu da aktarmaya çalışacağım. Öncelikle size daha önce kırmızı kitabın güncelleniğinden bahsettim. Ve maalesef en esasında önemli bir analizdi ama yeterince ilginin olduğunu zannetmiyorum. Yeterince ilgi göstermediniz. Orada dedim ki şimdi bu kırmızı kitap güncellenirken devlet ilgili birimlerden, siyasilerden, siyasi partilerden, muhalefetten görüş alıyor, bakanlıklardan ve hatta böyle önde gelen sivil toplum kuruluşlarından görüş alıyor ve dolayısıyla ana muhalefet partisinden görüş alınmaması da e, ilginç olur. Dolayısıyla bu kırmızı kitap değişirken elbette muhalefetin de görüşü alındı. Özgür Özel'in hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sayın Devlet Bahçeli ile görüşmesindeki bir neden de bu. Bu kırmızı kitaba nelerin girebileceği konusunda, nelerin girdiği konusunda muhalefet hem bilgilendiriliyor hem de muhalefetin fikri alınıyor. Çünkü değerli dostlar bakın o kitapta, o kırmızı kitapta yazılıp çizilenler, oraya girenler Devleti ilgilendiriyor. Partileri değil. Partiler gelir geçer. Partiler yar bugün AK Parti, yarın CHP, yarın MHP fark etmez. Birisi gelir yönetir. Ama o kırmızı kitapta yazılan maddeler, tehditler daha doğrusu kalıcıdır. O yüzden de devlet esasında B planını devreye koyarak hem iktidarın uyguladığı, hem devletin hem fikir olduğu, hem de muhalefetin hem fikir olduğu kritik meseleleri o kırmızı kitaba koyuyor. Bu konuda Özgür Özel'den de bir takım bilgiler ya da görüşler aldığı söyleniyor. Şimdi diğer bir sorun. Değerli dostlar biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde bir PKK-YPG terör devleti kurmak istiyorlar. Bunun la mı cimi yok. Bakın bunu gerçekten Türk televizyonlarının böyle bütün detaylarıyla ele alıp incelediğini düşünmüyorum. Ya da gündeme getirdiğini düşünmüyorum. Bu çok ciddi mesele. Bakın Amerika Birleşik Devletleri tüm gücünü vererek oradaki PKK, YPG yapılanmasını, terör yapılanmasını devlet haline getirmek istiyor. Ve son aşamaya geldiler. Bunu söyleyeyim. Yani helikopterler verdiler düştü. Şimdi hava savunma sistemleri veriyorlar. Şimdi helikopterler verecekler. Bir müddet sonra uçak verecekler. Ve eğitimlerini veriyorlar şu anda. Eğitimlerini. Ve önce özellik sonra devletleşme aşaması. Ve Kuzey Irak'la Suriye'nin kuzeyini birleştirerek Hatta İran'ı karşılarak sonra sıra Türkiye'ye gelecek elbette. Burada hani dört parçalı tırnak içerisinde Kürdistan diyorlar ya, esasında teröristan Yani ikinci bir İsrail'in kurulmasına çalışıyorlar. Dolayısıyla devlet bütün yoğununu buraya e, vermiş durumda. Şimdi bazıları efendim diyor ki, işte devlet efendim özellik verecek e, Güneydoğu'ya vesaire filan. Ya bakın devlet bunu yapamayacak. Niye yapamayacak? Şunun için. Çünkü eee hem Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, hem Genelkurmay Başkanı, hem Milli Savunma Bakanı ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı devletin başı Irak'la gitti, masaya oturdu ve e, bölgesel Kürt yönetimine gitti, görüştüler. Bakın bu konuyu görüşüyorlar. Devlet her ne pahasına olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde bir özerk yapıya izin vermeyecek. Bir terör yapısına, bir terör devleti'ne izin vermeyecek ve bu kırmızı kitapta da çok önemli bir madde olarak yerleşti. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla iktidara A gelsin, B gelsin, C gelsin hiç önemli değil. Devletin en kritik meselelerinden birisi buradaki bir oluşum. Yani PKK, YPG e, terör örgütünün devletleşmesi. Bütün önlemler alındı ve devletin bütün kritik yapıları, birimleri bu konuda çalışıyor. ve Dolayısıyla yani efendim işte burada Güneydoğu'ya özellik verilecek de falan filan bunun altyapısı oluşturuluyor. Şimdi bazı şeyler yapılıyor. Yeni bir işte açılım süreci oluşturmak isteyen bir kesim var. Bir klik var. Hem AK Parti içerisinde var hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde var. Bunlar gerçekten de yeni bir açılım süreci başlatılarak efendim tırnak içerisinde Kürt sorunu olduğunu iddia ediyorlar. Daha önce bununla ilgili görüşlerimi belirttim. Bakın bu ülkede Kürt sorunu olduğunu artık düşünmüyorum. Bu ülkede PKK sorunu var. Dolayısıyla Kürtleri sorun haline getirmek isteyen de bir yapı var. Bu yapı da dışarıdan nemalanıyor. Yani dışarıdan dayatılan bir e, efendim işte bir e, görüş ya da bir plan proje var. Bu gerçek. Ha buna işte devlet boyun eğecek ben boyun eğeceğini düşünmüyorum. Böyle bir şey olmaz. Her ne kadar eleştirsek de her ne kadar yanlışlar yapılsa da bu devlet kadim bir devlet öyle kolay kolay da dışarıdan dayatılacak efendim bir terör devletine izin verme ya da efendim Güneydoğu'ya özellik vererek işte bağımsız bir devlet oluşmalarına katkıda sunacak kadar böyle bilinçsiz ve şey bu ülkenin meselelerinden habersiz olduklarını düşünmüyorum. O yüzden böyle abartılara da gelmemek lazım. Ama dediğim gibi yeni anayasa çalışmaları var ki birazdan değineceğim. Şimdi bu devlet kurma aşamasını eğer dışarıdaki o üst akıl dediğimiz ya da şeytani akıl dediğimiz ya da küresel akıl dediğimiz akıl gerçekten dayatmak istiyor, dayatıyor da zaten. Zaten Türkiye bunu kabul etse her şey normale dönecek. Türkiye'nin Ekonomisi de düzelecek. Efendim Türkiye'nin uluslararası itibarı da artacak. Daha da artacak. Ama Türkiye başından beri buna izin vermiyor. Buna yanaşmıyor. Amerikalılar defalarca ifade ettiler. Yani burada sizinle ilgili bir şey yok. Efendim işte biz burada maslum, mazlum, mazlumların yanındayız. Mazlumların yanındayız güya falan. İşte burada sivil halkı korumak için burada hem Araplar hem işte falancalar hem filancalar birlikte... Bir araya geldiler, SDG'yi oluşturdular. Başka bir derdimiz yok diyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakın buna boyun eğmedi. Bu anlaşmaya varmadı. Ve dolayısıyla ne kadar kararlı olduğunu Amerika gezisinde de hem Sayın Hakan Vidan hem de Milli Savunma Bakanı MİT Müsteşarı bunu defalarca dile getirdi. O yüzden de böyle iftira atarak da bu işler olmaz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Şimdi gelelim anayasa değişikliği. Biliyorsunuz bir anayasa değişikliği çalışması var. AK Parti bunu başlattı. İşte 82 82 Anayasası. Yani işte darbe anayasasından bir sivil anayasaya doğru adım atmak istiyorlar. Şimdi tabii 22 yıl olmuş. İnsanlar da soruyor. Bugüne kadar neredeydiniz? Madem uzlaşacaktınız, madem bu kadar hevesliydiniz ya da kararlıydınız. Yani anayasayı şimdiye kadar en güçlü olduğunuz dönemde neden yapmadınız? Haklı olarak bunu soruyorlar. Ben de soruyorum. Şimdi zarar neresinden dönersen orası kârdır dediğimiz bir cümle var. Dolayısıyla tamam biz samimi olduğunu düşünüyoruz ama bu anayasa değişikliğinde. Şimdi bazıları diyor ki işte o anayasaya efendim küreselcilerin 2030 yılındaki işte bir takım planları projeleri eklenecek. Anayasaya böyle bir şey eklenmez. Çıkarırsınız kanun hükmünde kararını yaparsınız kanun çıkarırsınız. Yani bunu genelgelerle vesaire yaparsınız. Tabii bunu söyleyenler genelde devleti tanımayanlar, devlette hiçbir şekilde çalışmayanlar. Yani devletin anayasasına tutarsınız efendim işte e, kripto parayı ya da efendim e, dijital parayı ve bunları böyle tek tek yazmazsınız. Anayasa e, net, açık, kısa olarak e, milletin e, işte efendim taleplerini, devletin ve kritik birimlerin taleplerini bir araya getirerek bir özet oluşturulur. Dolayısıyla anayasada böyle işte e, küresel planlar, projeler getirelim her birisini oraya koyalım. 2030 yılında hazırlayalım vesaire ya da işte Büyük Orta Doğu projesini getirip anayasaya koyalım. Böyle bir saçmalık olmaz. Yani bunlar zaten devlet dışı aktörlerle yapılabilen şeyler. O yüzden de anayasaya e, koyabilecekleri şey şu. Bakın Türklük kelimesinin çıkarılması da konuşuluyor. Başından beri buna net şekilde ben de karşıyım. Anayasadan Türklük cümlesi, Türklük kelimesi asla çıkarılmamalıdır. Neden? Şimdi Türk kelimesi tarih boyunca e, bir ırkı ifade etmemiş. Müslüman Türk Türkleri ifade etmiş, Türkiye ifade etmiş. Avrupalılar bakın Türkiye e, dendiğinde akıllarına Türk gelmiş. Yani Türk kelimesiyle Türkiye ifade ediliyor. Bir ırkın adı değil, Türkiye ifade ediliyor ve Osmanlı'da mesela Osmanlı'da 14 ayrı millet yaşadığı halde Mesela Osmanlı'da Araplar çoğunlukta olduğu halde yönetim yani padişah yani devleti yöneten başı ve o yönetim erki hiçbir zaman başka millete geçmemiş. Kimse kusura bakmasın. Hiç, hiçbir millet de Araplar da dahil ya biraz da biz yönetelim biz çoğuz vesaire filan dememiş. Burada bu Anadolu'ya 1071 yılında hançer vuran Anadolu'yu fetheden Anadolu'ya giren Türklerdir. Efendim tabii ki. Orada işte Kürt kardeşlerimiz destek olmuştur. Birlikte savaşmışız. Çanakkale'de her şeyde bunu kimse inkar etmiyor. Bugün Kürtler bu ülkede birinci sınıf vatandaştır. Kimse kusura bakmasın. Yani benim ne hakkım varsa bir Kürt vatandaşında o hakkı var. Ve o hakları kullanayım, kullanamıyorsa işte orada hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Yani bir sorun varsa, bir hukuksuzluk, bir adaletsizlik, bir haksızlık varsa o haksızlığa, hukuksuzluğa hep birlikte Kürt'ü, Türk'ü neyse hep birlikte mücadele vermemiz gerekir. Hep birlikte karşı çıkmamız lazım. Ama ben ayrıyım. Efendim Lazlar ayrı, Çerkezler ayrı, bilmem ne ayrı. Herkesin dili olsun. Ya burası çorba ülkesi değil. Kimse kusura bakmasın. Bugün diğer ülkelere baktığınızda, Avrupa'ya baktığınızda, Türkçenin hangi ülkede, mesela Almanya'da ciddi bir Türk çoğunluğu var vesaire filan. Şimdi bu işleri geçin. Yani bir de şunu söyleyeyim. Mesela ana dilde eğitim diyorlar, diyorlar dillerine doluyorlar doluyorlar ya. Şimdi daha önce bu yapıldı esasında. Mesela dershaneler açıldı. İşte seçmeli Kürtçe dersleri konuldu. Kimse ilgi göstermedi. Efendim Kürtçe e, gazete çıktı. Kimse ilgi göstermedi. Ya isteyen ana dilini zaten konuşuyor. Kimse ben konuşamıyorum. Beni konuşturmuyorlar diyemez. Bu devletin Kürtçe televizyonu var ya. Devletin Kürtçe televizyon kanalı var. Yani kimse kusura bakmasın bu kadar da değil. Ha dediğim gibi Zamanında haksızlıklar, hukuksuzluklar yapılmış. 90'lı yıllarda evet, bilerek, isteyerek oradaki halkı dağa çıkarmak için gerçekten zulümde yapılmış, haksızlıkla yapılmış, adaletsizlikle yapılmış. Ama niye oradan terörden nemalanan ve NATO içerisindeki gladyonun yönlendirmesiyle böyle bir yol seçilmiş? Ama ben şu an bir Kürt sorunu olduğunu düşünmüyorum. Kimse kusura bakmasın. O yüzden anayasadaki Türk kelimesini çıkarmak isteseler başta karşı çıkanlardan birisiyim, çıkacaklardan birisiyim bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin asla izin vermeyeceğini de düşünüyorum. Ben AK Parti'nin içerisinde aklı selim insanların da buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Ama bakın gerçekten bir darbe anayasasının değiştirilmesi taraftarıyım. Anayasa değişsin. Siviller anayasa yapsın. Tarihte bakın. Bakın 1876 darbe. Osmanlı'da ilk darbedir. Resmi darbedir. O darbeyle birlikte hep darbeciler, bütün darbeciler anayasa yapmıştır. Yani 1876'dan itibaren yapılan tüm anayasalar darbe anayasasıdır. Kimse kusura bakmasın. O yüzden de yeni anayasa milletin ve devletin kaynaşmasıyla yapılacak bir anayasadır. Sivil anayasadır. Bunu herkes ister ama kurallarına göre. Ha burada yok yeni açılım, yok Türk kelimesini çıkaralım, efendim işte bazı esnetelim, bölgesel vilayetlere geçelim vesaire filan. Bunlar zaten yapılmak istenirse emin olun bu millet yaptırmaz. Çünkü eninde sonunda, bakın bu millet e, referandum'a gider, bu millet ona izin vermez. Kimse bu e, kusura bakmasın, biraz da rahat olsun. E, komplo teorisine girmeye de gerek yoktur. Diğer bir B seçeneği şu, değerli dostlar, devletin B planlarından birisi şu. Açık söylüyorum, 2028 seçimleri çok önemli. Şimdi sayın cumhurbaşkanı Erdoğan, işte son dönemi, eğer sistem değişmezse, yani başkanlık sistemi değişip tekrar işte e, parlamenter sisteme dönüş olmadığı sürece ve parlamentoda bu sistemin değişikliği onaylanmazsa Cumhurbaşkanı e, yeniden aday olamıyor. Eğer e, kanun çıkarılırsa, e, mecliste bu onaylanırsa elbette olma e, durumu söz konusu. Fakat burada yeni aktörler var. Bunu da kabul etmek lazım. Mesela e, Ekrem İmamoğlu çok konuşuluyor. Çünkü İstanbul'da iki kez üst üste seçildi. Ha başarısı başarılı oldu da seçilmedi. Bunu ben defalarca söyledim ama arkasına bir rüzgar aldı. Fakat Sayın İmamoğlu ile ilgili de daha önce bir video analiz yaptım. Yani baktığınız zaman küresel alanda küreselcilere göz kırpan her alanda mesela Çetim Havuz'un ziyaret edilmesi, İngiliz Büyükelçisi'nin iki kez baş başa görüş, görüşmesi, efendim işte The Economist dergisinin kapaklarına taşıyarak işte küresel alanda bakın işte hem dindar hem de layık kesime hitap edecek bir lider tipi diyerek sunulması vesaire vesaire. Yani bunların detayına girmek istemiyorum. Devletin B planı şu. Devlet e, öyle gözüküyor ki Ekrem İmamoğlu'na mesafeli kardeşim. Bunu her halükarda anlayabiliyorsunuz. Sadece iktidar partisi AK Parti değil. Baktığım zaman devletin kritik birimleriyle, e, oradaki e, hal ve hareketler, oradaki söylemler, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmasına bir mesafe var. Bir kere hakkında bir dava var yürütülüyor. Ne çıkacak bilmiyoruz. Devlet B planı olarak bakın açık söylüyorum e, bir e, işte Sayın Hakan Fidan bunun üzerinde çalışmalar var. Yani hazırlandığı ifade ediliyor. Bir diğer B planı da Mansur Yavaş'ın önünü açmak istiyorlar. Dahası mesela Özgür Özel özellikle neden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bahçeli ile görüşüyor? Burada şu var. Bir Sayın e, Özgür Özel'e hem yeni anayasayla ilgili bilgi veriliyor. Bununla ilgili görüşülüyor. Hem kırmızı kitaptaki değişikliklerle ilgili görüşmeler var. Hem de bu özellikle Suriye'nin kuzeyinde yapılanma o PKK YPG terör örgütüyle mesafeli olması gerektiğini devletin elindeki bilgiler Özgür Özel'e aktarılıyor. Bir de Özgür Özel'in de devletin nezdinde kabulü, Özgür Özel'in yüceltilmesi ve özellikle bana göre Ekrem İmamoğlu'na karşı bir koz olarak da kullanılıyor. Niye? Çünkü Ekrem İmamoğlu'dan daha ziyade Özgür Özel ve de e, Mansur Yavaş ismi Cumhurbaşkanlığıyla örtüşüyor. Ve bu konuda da bir sıkıntı olmadığı kendisine aktarılıyor. Yani burada Özgür Özel'in e, özellikle Dem Parti'den ayrılıp Dem Parti'nin söylemlerinden vazgeçip devletin kritik birimleriyle uyumlu çalışması, ve de devletin içeriğiyle ilgili ve devletin B planıyla ilgili bilgiler sunduklarını ifade ediyorlar. Ben de bunları sizlere ifade ettim. Katılırsınız, katılmasınız. Hepinize saygı duyarım. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.